Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Hemşerim Hüseyin Örs milletvekilimize geçmiş olsun diyorum. Zor kullanır, aka kara dedirir. Kurbağaya kuş tutturur bu düzen. Namussuza ballı kaymak yedirir. Namusluya taş yutturur bu düzen. Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyorum. Sayın Bakan, bunlar düzen için söylenmiş. Herhalde siz de bu düzenin bir parçasısınız değil mi? 22 yıldır iktidardasınız. Sayın Bakan, 22 yıldır hakimlere coğrafi teminatı niye getiremediniz ya? Bir dünya torba yasa getirdiniz. 5 dakikada o yasalara ekleme yaptınız. Gece yarısı operasyonları yaptınız. Burada 5 parti var. Bu gruplardan hiçbir tanesi hakimlere coğrafi teminata itiraz etmezdi. Niye getirmediniz? Biz getiriyoruz, kabul etmiyorsunuz. Niye getirmediniz biliyor musunuz? Sayın Genel Başkanımızın dün burada netçe söylediği gibi, siz seçimli despotizmin bakanısınız artık. Hani otoriter rejim, o bu faşizm falan filan derken size nezaketle söyleyeceğini söyledi. Siz artık hukuk devletinin bakanı değilsiniz. Sizin düzeninizde hukuki istikrar yok. Hukuki güvenlik ilkesi yok. Sizin düzeninizde vatandaş sabah kalktığında başına neyin geleceğini bilmiyor Sayın Bakan. O yüzden ben sizinle şimdi burada bir demokratik rejimin bakanı gibi nasıl konuşayım? Milletimi mi aldatayım? Sayın Bakan, siz can ve mal güvenliğinden mesulsünüz bu yurttaşların. Anayasal teminat altında yaşamlarını sürdürmelerinden mesulsünüz. Bir zincir marketin yönetim kurulu üyesi günlerdir aşağılanıyor, tehdit ediliyor. Başına ne geleceğini kimse bilmiyor. Millet tehditte sıraya girmiş. Siz başka bir dünyanın bakanı gibi duruyorsunuz. Size başka bir örnek vereyim. Sayın Bakan, hukuk devleti diyeceksiniz şimdi içinde bulunduğumuz devlete. Sansür yasası çıktı mı bu meclisten? Hukuk devleti sansür yasasıyla nasıl açıklanacak? Daha yeni gazeteci İsmail Saymaz, Gezi davası hakiminin eşinin FETÖ'den sorguya çağrılmasını haber yaptı diye terör soruşturmasına alındı Sayın Bakan. Sizin haberleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğü diye bu kürsüye çıkıp söyleyeceğiniz hiçbir şeyin bizim nezdimizde karşılığı yoktur. Sayın Bakan, siz Soma davasını seyrettiniz. Hendek davasını seyrettiniz. Çorlu davasını seyrettiniz. Aladağ davasını seyrettiniz. Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimi Samsun'a gönderdiniz. Çıktı ifşaatlarda bulundu. Dedi ki ben şöyle bir karar verecektim, böyle bir karar verecektim. Beğenilmediği için gönderildim. Sesiniz çıkmadı. Ayın 14'ünde bu duruşma yapılacak. O duruşmanın hakimi hangi motivasyonla bu davaya bakacak Sayın Bakan? Sayın Bakan, sizin döneminizde adalet hiç gerçekleşmedi. Çeşitli zamanlarda bakanlık yaptınız. İlk döneminize denk geliyor. Berfu Ana'yı gözleri açık gönderdiniz Sayın Bakan. O dosyayı kapattınız. Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine o dosya kapandı Sayın Bakan. Musa Anter davası sizin dava döneminizde zaman aşımına uğratıldı Sayın Bakan. Hendek davasında şaşalı bir şekilde morale motivasyona aldığınız patlama olan fabrikanın patronunun oradaki hakime sen çok gençsin hele dur bakalım daha güzel yerlere layıksın demesini siz nasıl anladınız? Ben hiç iyi anlamadım vallahi. Hani kıyametleri kopardınız ya biz Yalova'ya gittiğimizde. Eşkıya dediniz ya bize. O Yalova'daki hakimler de uzun süredir Yalova Belediye Başkanımızın hakkını yiyorlar. Kimle beraber biliyor musunuz? Ufacık bir imzayla yeniden göreve başlatabilecek olan Hakaret İşleri Bakanınızla beraber yiyorlar. Başka bir hak daha nerede yeniliyor biliyor musunuz? Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprağı gözaltına aldılar, tutukladılar. 8 aydır tutuklu Sayın Bakan. Benzer de
Tamamlayalım lütfen. Benzer davalarda takipsizlik ve beraat kararı verilmiş olmasına rağmen açık masumiyet karinesi ihlal edilerek bir şekilde bir infaz yapılıyor ona Sayın Bakan. Haberiniz vardır umarım, değil mi? 8 aydır iddianame düzenleyemeyen bir yargı teşkilatını kurdunuz. Şükürler olsun mu diyelim size? İnsanlar artık yargıya güvenini kaybettiler. Her şeye rağmen bu ülkede çok namuslu yargı mensupları var. Biliyoruz ki geldiğimizde onlarla beraber herkesin susadığı adaleti, demokratik dünyayı hayata geçirecek yargıyı biz kuracağız. Ama size geçen yıl burada diğer mevkidaşınıza seslendiğim gibi sesleneceğim. Biz biraz farklıyız. Cemil Meriç'in dediği gibi zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Bizler namuslu insanlarız. Zulme ses çıkaracağız Sayın Bakan. Hepinizi